Merhaba sevgili gençler. Temel dini bilgiler yazılı sorularının çözümü için kanalımıza hoş geldiniz. 5. sınıflar için hazırlanmış 20 soruluk çok güzel bir test sınavı arkadaşlar. Bu sınavlar müfredatın değişmesiyle birlikte bazı sorular belki sizin müfredatınızda olmayabilir ama birçoğuyla karşılaşacağınıza emin olabilirsiniz. Belki de bu kağıdın aynısı yazılı sınavında karşınıza çıkacak. O halde fazla vakit kaybetmeyelim ve yazılı sorularımızı çözmeye başlayalım. 1. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer hangisidir? Secde, kaide-i ahire, rükû, kıyam. Doğru cevap nedir burada arkadaşlar? Kulun Rabbine en yakın olduğu yer, secdeye yattığı, alnını secdeye koyduğu andır değil mi sevgili gençler? O halde doğru cevabımız ne olacaktır burada? A seçeneği olacaktır. Hemen geçelim ikinci sorumuza. Sübhane Rabbiyel Ala ne zaman söylenir? Rükuda, rükudan doğrulduktan doğrulurken, rükudan doğrulunca, secdede. Evet, Sübhane Rabbiyel Ala ne zaman söylenir arkadaşlar? Eğer içinizde namaz kılan varsa ki vardır, bunun ne zaman söyleyeceğini gayet iyi biliyordur. Doğru cevap nedir arkadaşlar? Secdedeyken değil mi? Alnınız secdedeyken söylenir. Doğru cevap ne olacaktır? D seçeneği olacak. Hemen geçelim üçüncü soruya. Rabbena lekel hamd ne zaman söylenir? Burada da aynı şekilde Rabbena lekel hamd ne zaman söylenir? Bu da aynı şekilde seçeneklerimiz. Aynısı yine arkadaşlar. Rükudayım mı? Rükudan doğrulunca mı? Rükudan doğrulurken mi? Yoksa secde anında mı? Bu da arkadaşlar doğru cevabımız burada da rükuda doğrulunca söylenir. Doğru cevap B seçeneği. Evet burada adı üstünde temel dini bilgiler. Dini bilgilerin neler olduğunu sınavımızda gerçekten çok güzel tekrar ediyorsunuz. Çok güzel sorular arkadaşlar. Mutlaka sonuna kadar izleyin. 4. Namazda tahiyyat okuyacak kadar oturma şartı. Yani son oturuş arkadaşlar. Bu nedir bu? Tahiyyat okuyacak kadar oturmaya ne isim verilir? Kıyam mı, kıraat mı, secde mi? Kaide-i ahire mi? Evet, tahiyyat okuyacak kadar oturmaya ne denir arkadaşlar? Elbette ki kaide-i ahire olarak isimlendirir. Doğru cevabımız 4. soruda D seçeneği sevgili gençler. Geçelim 5. sorumuza. Namaz kılarken neye doğru yöneliriz? Evet, namaz kılarken yönünüz hangi tarafa doğru olur arkadaşlar? Kudüs, Mescid-i Aksa'ya mı? Medine, Mescid-i Nebevi mi? Roma, Vatikan mı? Mekke, Kabe mi? Evet. Müslümanların ilk kıblesi neresidir arkadaşlar? Elbette ki Kudüs ve Mescid-i Aksa'dır. Ama şu anda namaz kılarken şu anki kıblemiz nedir? Elbette ki Mekke ve Kabe olarak cevaplamak durumundayız. Çünkü kıblemiz Kabe'dir. Geçiyoruz 6. soruya. Elbisenin, vücudun ve namaz kılınacak yerin temiz tutulması şartı aşağıdakilerden hangisidir? Elbisenin, vücudun ve namaz kılınacak yerin temiz tutulması. Hadesten taharet, vakit, kıraat, necasetten taharet. Evet arkadaşlar bu soru hemen hemen her yazılıda karşımıza çıkıyor. Elbise, vücut ve namaz kılınacak yerin temizliği ne olarak isimlendirilir arkadaşlar? Necasetten taharet olarak isimlendirilir. Doğru cevap yani 6D seçeneği olacak. Geçelim 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? Yani abdest alınırken zorunluluk değildir diyor. Elleri yıkamak, başı meshetmek, yüzü yıkamak, boyunu meshetmek. Evet arkadaşlar, burada doğru cevabımız nedir? Eller farz, boyun başı meshetmek farz, yüzü yıkamak farz. Ama boyuna mes vermek bir zorunluluk mudur arkadaşlar? Doğru cevabımız hayır, zorunluluk değil. Yani bir farz değildir. Doğru cevap D seçeneği. Geçiyoruz 8. sorumuza sevgili gençler. Suyun olmadığı yerde iki vuruş bir niyet şeklinde alınan abdest aşağıdakilerden hangisidir? Gusül, namaz, teyemmüm, mes. Evet arkadaşlar, suyun olmadığı yerde nasıl abdest alınır? Teyemmüm abdestidir değil mi arkadaşlar?
toprak ve toprak benzeri şeylerle niyet, yani iki darp, yani iki vuruş, bir niyet şeklinde alınan abdeste biz ne diyoruz? Teyemmüm abdesti. Toprak ve toprak benzeri şeylerle. Geçiyoruz 9. sorumuza sevgili gençler. Şeklinde alınan abdestin adı nedir? Burada abdestin alınış şekli verilmiş. Bu abdestin hangisi olduğu soruluyor. Ağza su vermek, buruna su vermek, bütün bedeni yıkamak. Bu zaten gördüğümüz anda bu hangi tür abdesttir arkadaşlar? Gusül abdestidir değil mi? Doğru cevabımız burada ne olmak zorundadır 9'da? B seçeneği, gusül abdesti olmak zorundadır. Geçelim 10. sorumuza. Aşağıdaki namazlardan hangisinin mutlaka cemaatle kılınması gerekiyor? Evet, cemaatle kılınması gereken namaz sabah, vitir, bayram, teravih namazı. Evet arkadaşlar, mutlaka cemaatle kılınması gereken namaz burada hangisidir arkadaşlar? Elbette ki yılda iki defa kılınan bayram namazı cemaatle kılınması gereken bir bayramdır. C seçeneği. Onun 11. soru, setri avret namazın şartlarından hangisidir? Evet, setri avret ne demektir arkadaşlar? Ayıp ya da görünmemesi gereken yerlerin örtülmesi demektir. Peki bu namazın şartlarından hangisidir? Kıbleye dönülme, örtünme, ayakta durma, temizlik. Zaten cevabı verdik arkadaşlar açıklamada. Nedir? Örtünme. Görünmemesi gereken yerleri örtmeye setri avret denir. 12. Boy abdesti ne zaman namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir? Evet, boy abdesti namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir diyor. Hadesten taharet, niyet, necasetten taharet, vakit. Evet, boy abdesti nedir? Vücut temizliği arkadaşlar. Vücut. Peki, vücut temizliği hadesten taharet mi, necasetten taharet miydi arkadaşlar? Bir önceki sınavımızda bunu ayrıntılı olarak açıklamıştık da, doğru cevabımız burada 12'de ne olmak zorundadır? Hadesten taharet vücut temizliğine girer. Geçiyoruz 13. sorumuza. Aşağıdaki namaz ikililerinden hangisi vacip namazlardır? Evet, verilen namazların hangileri vaciptir diyor 13. soruda arkadaşlar. Cuma, bayram, burada cuma vacip olmaz. Teravih, vitir, teravih vacip olmaz. Cuma, teravih, ikisi de olmaz. Bayram, vitir. Evet, bunlar vacip namazlardır arkadaşlar. 13. sorumuzun cevabı D olacak. Hemen geçiyoruz 14. sorumuza sevgili gençler. Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır? Cuma, teravih, vitir, bayram. Evet, az önceki soru 13. soruda aslında bunun da cevabını vermiş oluyoruz değil mi? Hangisi farzdır burada? Elbette ki cuma namazı farz namazdır arkadaşlar. Diğerleri nedir? Vacip namazlardır, teravih, vitir ve bayram. Geçiyoruz 15. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bir namaz vakti değil? Sabah, akşam, ikindi, vitir. Sabah namazı var, akşam namaz vakittir, ikindi vakittir. Ama vitir bir vakit değildir. Yatsı namazından sonra kılınan namaza ne denir arkadaşlar? Vitir namazı denir. 15 D seçeneği. Geçiyoruz 16. sorumuza sevgili gençler. Bakalım 16. soru bizden ne istiyor? Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılamaz diyor. Bakalım ne çıkarılamaz. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey farz namazlardır. Yani farz namazlardır ne diyor? İlk hesaba çekilecek şey mutlaka kılın diyor yani namazlar. 2. Namaz dinin direğidir. Evet. Aşağıdakilerin hangisi hadislerden çıkarılamaz? Dinin hayatımızı ayakta tutan şey, evet dini hayatımızı ayakta tutan şey namazdır. Çıkarılır. Namazsız da Müslümanlık olur. Hayır, şurada ne diyor? İlk hesaba çekileceği şey farz namazdır. O halde namazsız Müslümanlık olur mu? Mümkün değil arkadaşlar. Burada bu çıkarılmaz. Namaz en temel ibadettir. Evet, dinin direğidir diyor. Kişi ahirette namazdan hesaba çekilecektir. Evet, zaten işaret ettiğimiz yerde o da var. Doğru cevap B. Namazsız Müslümanlık olur diye bir şey çıkaramayız. 17. Başka varlıklara benzemez. O her şeyden yüce bir ve farklıdır. Yukarıda açıklaması verilen sıfat aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bir şeye benzememek. Evet, bir şeye benzememek Allah'ın hangi sıfatıydı arkadaşlar? 17. soruda
vücut kıdem beka yoksa muhalefet dünlil havadis mi? Başka hiçbir şeye benzememek. Elbette ki muhalefet dünlil havadistir arkadaşlar. Doğru cevap D. 18. Sadece Allah'ta bulunan sıfatlara ne denir? Sübuti sıfat, zati sıfat, kıyam bi nefsihi ya da semi. Hangisiydi arkadaşlar? Elbette ki zati sıfatlar. Onun zatına ait. Zatına ait onun için zati sıfatlar denir. Başka hiçbir şeyde olmayan sıfatlardır. Geçelim 19. Allah'ın en güzel isimlerine ne ad verilir? Zati sıfat, sübuti sıfat, tevhid, esmaül hüsna. Evet, ne denir arkadaşlar? Esmaül hüsna denir değil mi? 19. sorunun cevabı de Allah'ın güzel isimlerini verilen isimdir. 20'ye geldik arkadaşlar. Evet, yine sonuncu sorumuza geldik. Bize destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olun ve yorum kısmında yorumlarınızı bekliyoruz. 5. sınıflara ait tüm yazılı soruları kanalımıza bulmanız mümkün. O halde hadi 20. soruyu da yapalım. Aşağıda haccın farzlarından olmayan şıkkı işaretleyiniz. Hangisi haccın farzı değildir diyor arkadaşlar 20. İhram, evet haccın bir farzıdır. Şeytan taşlama haccın bir farzı mıdır? Soru işareti koyalım. Vakfe haccın bir farzıdır. Tavaf haccın bir farzıdır. Yani hacda yerine getirilmesi zorunlu olan işaretlediğimiz bu 3 tanedir. İhram, vakfe, tavaf ama şeytan taşlama haccın bir farzı değildir arkadaşlar. Doğru cevap B. Evet sevgili gençler, bir sonraki videoda buluşmak üzere. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyoruz. Başarıyla ve bizimle kalın.